biliyor ki bilirse Pınar Hoca Bektaşoğlu bilir. Bir kulis bilir varsa. Bilir sadece, bilmiyorum. Yani, belki bilmiyordur. Belki yok, var hayır mı? Zaten. AK Parti'de böyle rahatsızlık. Yok hayır, tam tersine şu an şu kadarını söylemekte fayda var. AK Parti'yi yakinen tanıyan biri olarak 2019'daki Binali Yıldırım adaylığında teşkilatlar içinde belli kopukluklar vardı. Bu hem Binali Bey'in kendi bir kampanya ekibi vardı. İlin kampanya ekibi farklıydı ve bunlar arasında bir eşgüdüm olmuyordu. Şimdi tam tersine özellikle il başkanı ve ekibi ve ilçelerde tam tersine çok sıkı bir çalışma var. Yani bu konuda tam tersine, çünkü gelen anketlerde de bu kadar yani İmamoğlu'nun devamlı polemikler üzerine kurduğu bir kampanyaya rağmen aralarındaki başa baş giden yani tabii ki şey olmadı, yeniden Refah bir tarafta eksik kaldı, diğer tarafta DEM eksik kaldı ama şu an başa baş giden bir durum söz konusu. Avantaj ilk başta İmamoğlu'ndan yanaydı. Çok açık bir fark vardı. Yani burada hepimiz konuştuk. Ama Murat Kurum'un isminin adaylık olarak ilanından itibaren o fark çok hızlı bir düşüşe geçti. Yani bu kamuoyu araştırmaları da bunu böyle gösterdi. Ve daha sonrasında fark kapandı ve hatta bazen bir puan Murat Bey, bazen bir puan Ekrem Bey ya da yarım puanlar şeklinde öne geçip tabii bu da hata payı içinde de değerlendirilebilir bir durum. Bu arada bu soruyu şu sebeple sordum. AK Parti'nin içinde acaba bir pişmanlık var mı diye bu tartışılıyor. Şimdi Murat Kurum'un seçim kampanyasına baktığımız zaman ben de biliyorum arkasındaki ekibin güçlü bir ekip olduğunu. Fakat bazı tümceleri var ki eleştirilere konu oluyor. Mesela Nazif Okumuş'un ekibi açılışta hani açılışın hangi açılış olduğunu unutması veya Anadolu yakasındaki bir ilçenin Avrupa yakasıyla karıştırılması gibi veya bu gibi, bunlar gaf olarak nitelendiriliyor. Bir kere bunlar gaf mıdır onu sorayım. İkincisi mesela bugün bir tweet attı, ardından sildi seçim tarihini, farklı yazmış, daha sonra onu sildi. Yani bunların hepsi acaba o kampanya ekibiyle ilgili mi yoksa kişisel meseleler midir? Bunlar seçime sonuçlara nasıl yansır? Böyle bir gaf niteliğinde midir? Yani sizce bu kadar, yani bunlar sizce gaf mıdır, ben size sorayım. Yani niye gaf olsun? Hepimiz insanız yani. Ortam stresli. Ortam stresli, onu bırakın. Benim işte annem beni çağırırken bütün kardeşlerimin adını sayıp en son bana gelirdi. Yani işte olur yani, insan evladının ismini söylerken bile bazen onu değil de diğerinin ismini söylüyorsun. Yani bunlar son derece normal, hayatın yoğunluğu, gündemin yoğunluğu, yapılan yani aynı anda binlerce şey düşünüyorsunuz, projeleri, o projelerin hayata geçmesi, bunun ekipleri.